Herkese merhaba arkadaşlar. Biz uyandık. Kahvaltımızı çoktan yaptık. Mutfağı temizledim, toparladım. Ali'yi öğlen uykusuna uyuttum. Şimdi Murat'la birlikte kahve içiyoruz. Nescafe yaptım. Nescafe içiyoruz. Yanına da kurabiye yiyoruz. Bu kurabiyelerin videosunu paylaştım sizlerle. Çok beğendik. Umarım siz de deneyip beğenmişsinizdir. Hava çok güzel ama deniz çok dalgalı. Gitmedik hiçbir yere. 10 gün bayram tatiline çıktık. Sen de mi çıktın? Nerede o günler? Anneler tatile matile çıkamıyor işte. Çünkü size hep tatil. Bize hep tatil değil mi? Evet. Bütün gün yatıyoruz. Sabah 8, akşam gece 1 yatış. Öyle işte. Murat ne yapıyorsun? Yorumlara bakıyorum. Ne yazmışlar? Kötü yorum var mı? Hep sana çok kötü şeyler yazmışlar. Ne yazmışlar? Vır 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 konuşuyorsun. Ne kadar saçma müzikler kullanıyorsun. Başımızı ütüledin. Ali'ye demişler ki çok şişko, deli gibi yemek yiyor. Gerçekten mi? O çocuğa daha az yemek yedirsene, sen nasıl annesin? Kendi çocuğuna zarar veren bir anne olamaz. Allah seni bildiği gibi yapsın. Öyle, ne yapacağım? Kimse dört dörtlük değil. Ne diyeceksin yani? Komşularımız da çıktı bayram tatiline zaten. Yanında Bahar abla vardı. O gitti. Ondan sonra öbür yanımızda Sevgi teyze var. O gitti Antalya'ya tatile. Böyle bayrama kadar sessiz sedasız oturacağız. Öyle işte neyse. Çok konuşmayı sevmem. O yüzden vır 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 konuşmuyorum bence. Evet, videolarda konuşmuyorsun ama onun haricinde evde biraz konuşuyorsun. Hiç de bile. İşten geldiğim zaman bana günün özetini 10 dakikada öyle bir geçiyorum ki. Hiç de bile. O geldi, bu gitti, şu oldu, şu gitti. Duyuyorsunuz mu? Kuru iftira. Ali usulurmadı da zaptı zırttı. Hayır hayır, hiç öyle bir şey yok. Zaten konuşmaya halim yok. Ben bütün gün yoruluyorum. Oy, bir de sana günün özetini mi çıkartacağım? Videolara da müzik eklemek zorunda kalıyorum bazen. Mesela bir şey keserken, bir şey doğrarken uzun uzun böyle kesip doğrama işlemini göreceğinize orayı hızlandırıyorum ve müzik koyuyorum. YouTube'un da belirli müzikleri var. O müziklerin dışına çıkamıyoruz arkadaşlar. Mecbur. Aynı müzikleri kullanıyorum işte. Ondan sonra başka ne dedim? Ali'ye çok yemek yediriyorsun. Ali'ye çok yemek yediriyorum gibi gözüküyor ama Ali bir iştahsız oluyor, bir iştahlı oluyor. Hiç belli olmuyor yani. Evet, bazen gerçekten çok yiyor ama bazen de... Bazen hiç yemiyor. Bir şey bile olsun önünde ne kadar zorlanıyor. Yemez. Yemiyor. Köfteye bayılır ama geçen gün dışarıdan aldık köfte, pişirdik, yemedi. Ama evde kendim yaptım, 4 tane köfte yedi. Onlar da işte küçük de öyle çok büyük boyutta değil dışarıdaki kasap köfteler gibi. Ekmeksiz yiyor tabi. Ayran içiyor yanında. Biber dolmasını çok seviyor. Kabak dolmasını çok seviyor. Bana dolma yap deyip duruyor hep. Öyle yani. Doktor anormal bir durum olsa zaten söylerdi. Doktora gidip geliyoruz. Normal diyor. Şimdi tam gelişim çağında. En sevdiğimiz market Bim. Evimizden de Bim gözüküyor böyle. Keşke daha yakın olsak da bu sefer Emine Bim'den hiç çıkmaz. Değil mi? Doğru. Vallahi aynen. Çıkmam. Canı sıkılınca 5 lira alır. Geziyorum. Gider Bim'e 5 lirayı arabayı doldurur. Geziyorum ya. Marketlerde böyle fiyat araştırması olsun, değişik ürünler olsun, böyle inceleyip bakmaya bayılıyorum ben. Öyle bir yapım var işte, ne bileyim. Mağazalarda sıkılıyor ama marketlerde olmuyor. Züccaciye bölümleri oluyor. Bilmem ne işte. Oyuncak bölümü.
öyle bölümlere, hele o fırsat köşelerine bayılıyorum. Bakıyorum, o ne, bu ne, şu ne. Çok seviyorum. Ne bileyim. Eminim benim gibi çok seven kadınlar vardır böyle. Kim sevmez ki? Değil mi? Tabii canım. Ne yapmayı düşünüyorsun 10 günlük tatilde? Bu şekilde böyle 10 günü bitireceğim. Ya oturarak. Denize gitmeyeceğim mi? Bugün denize gitmedim. Hava bulutlu. İçek hatta hava bulutlu. Aynen. Bütün sütün kaymağı bana gelmiş. Sevmiyor mu? Sevmedim. Kötü geldi. Gerçekten. Olsun. Köy sütü. Gitseydik de denize kuruyamayacaktık. Orada hasta olacaktık. Aynen aynen. Şu doğru diyor. Şu ayağımız. Valla denize gidiyorsun güzel ama dönüşü çok kötü valla. Bir dünya iş, her yer kum oluyor. Nereye? Bekle ben de geleyim ya. Bir çay kahve içelim çıkalım. Akşam yemeğine köfte kızartıyorum. Buzluğa atmıştım böyle yapıp da. Buzlu olduğu için kendisinin şunların şekilleri kötü oldu. Burada da makarnamız var. Spagetti. Ve köfte yiyeceğiz. Evet, yemeğimiz hazır. Hadi bize afiyet olsun. Hani ben martıların içeceğim? Sesleri. Hani duyuyor musunuz? Da begonvil. Begonvil demeye buraya gittim. Pembe çiçekler açmış. Komşununkini de süreyelim. Evde yok, Şambolu'ya gitti. Bayram tatiline. Çim tohumu ekti. Aralara. Daha çıkmamışlar. Gülleri var çok güzel. Şöyle uzaktan böyle püskürtmeli sulayalım. Kurumasın çiçekleri. Şu boşluğa ekledim, o da çıkmadı daha. Önce şu dışarıdaki, şu da aloe vera çiçeğim. Çok fazla su istemiyor. Şuralardaki ortancıları da çıkarttık. Onlara da tohum ektik. Bekliyoruz çıkmasını. Şu dışarıdakileri de sulayalım. Nane falan var. Semizotu çıkmış. Dışarıdaki kovalarım böyle arkadaşlar. Bakın nanem şurada. Şurada biber ve nane var yine. Semizotu var. Şurada Fatma Gül çiçeği vardı. O kırılmış.